Merhaba arkadaşlar, abiler, dayılar, amcalar, halalar, teyzeler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda sosyal medya fenomeni Murat Sakaoğlu var. Bir an ismimi unuttum. Sandım, yemin ediyorum var ya. Yok ya, boşluk verdim sadece. Es verdim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de, hazırım her şey için. Daha önce hiç yemek yaptın mı? Şu söyleyeyim mi? Lezzetli bir şey yapacağım size. Valla. Ama seçim sizin. Ne yaptırırsanız onu lezzetli hale getireceğim yani. Tamam, ben açım ama. Aç mısın? Evet, o yiyebileceğim bir şey yap. Bayağı Allah bir için. Acık yani. Her türlü zevk alabilir. Tamam yemekten. O zaman. Şimdi seninle bugün saç tava yapacağız. Tamam. Etimiz var, biberimiz var, havucumuz var, soğanımız var. Var baharatlarımız yani. Ve çeri domateslerimiz tabii ki. Bunlar evet, güzel durur herhalde değil mi? İçinde bakalım. Bunu böyle bütün atacağız herhalde. Yok, ikiye bölsen daha iyi olur ya, aynen. Yani, tamam. En azından ikiye böl yani öyle. Şimdi sen de bayağı tembel misin? Hazır gelmiş gibi dur yani. Değil mi? Etimizi ve bütün malzemelerimizi jülyen doğrayacaksın. Bir tek bunlar jülyen olmayacak. Olamayacak çünkü. Yuvarlak çünkü. Yaparız abi, tamam. O zaman başlayalım. Ben de arada sana sorular soracağım. Sana hiç yardım etmeyeceğim. Herkes biberle başlıyor. İzledim programları. Ben de biberle başlayacağım. Ya, herkes... Ben olsam soğanla başlarım mesela. Soğanla mı? Evet, ama niye biber seçiyorlar onu hala anlamış değilim. Şimdi acıklı bir hale getirmeyiz değil mi programı? Ağlatır mı bu? Yok. Yani şu ana kadar yanımda çok doğradılar ama ben hiç ağlamadım. Tamam, başladım ben. Evet, ben de sana sorular soracağım abi. Şimdi sana çok sormuşlardır ama biz de bundan es geçmeyelim. En azından belki ilk defa izleyen olur. Belki. Çok düşük bir ihtimal ama nasıl fenomen oldun abi? Bu macera nasıl başladı? Nasıl fenomen oldum? Vallahi hiç beklemediğim anda oldum. Bu işler bir ticari bir beklentiyle girmedim ben bu işe. Kendiliğinden gelişti. Eğlenerek video atıyorduk. Zaten 7 saniyemiz vardı bizim zamanında. Vine döneminden başladık. 7 saniyede insanları güldürebilme performansını kendi insan bir şekilde geliştiriyor kendisini. 7 saniye çok kısa bir zaman dilimi ama kısa olduğu kadar da zor halde. Orada kendimizi tabii antrenmanlı hale getirdikten sonra 1 dakikalar uzun metrajlar daha kolay hale geldi. O herhalde bizi bir gün kattı. Öyle söyleyeyim. Peki ya bunu bir planlı falan yaptın mı? Yani ben şurada şu kadar yaparım, şunu şöyle yaparım, fenomen olurum. Böyle bir şifre falan var mı bu işin içerisinde? Planlı yaptıktan sonra iş yapmacıklaşıyor. Ne kadar sen gerçek düşünceni insanlara yansıtırsan, ne kadar doğal olursan o kadar fazla izleniyorsun. Her zaman o tarafındayız için. Yani yaptığımız rolde bile her zaman ilkini seçiyoruz mesela. Tekrar tekrar denedikten sonra iş yapmacıklaşıyor. O yüzden her zaman ilk konuşmamız neyse onu yayınlamayı düşünüyoruz yani. Peki sen hayattaki motton nedir abi? Hayattaki motto. Evet, yani mesela nedir, hayattaki, hiç vazgeçme. Şöyle söyleyeyim. Senin biraz böyle daha lügatlarına göre. Hayattaki title'ım zaten sürreal çalışmak. Onun dışında mottom da hani özgür ya. İstediğimi yapayım. Yani hani benim bir kapım olmasın. Benim bana biçilen bir şekil olmasın. Ben rahat. Yani içimden geçenleri söyleyeyim. Onun skeçlerini yapayım ya da doğal hallerimi paylaşayım gibi bir düşüncem var yani. Ama zaten şeye de baktığında sende biraz şey var. Yani böyle YouTube'un ya da Instagram'ın çok planlı giden bir süreç değil. İstediğin zaman bir şey atıyorsun. Tabii video ben 8 atıyorsun ay yok oluyorum. Bir sene yok oluyorum. Geliyorum. Çok şükür İzleyicim yine aynı yerde beni bekliyor oluyor. O güzel bir şey. Yani takipten geri çıkıyorlar, ben yok olduğum dönem normal bir şey. Geri çıkıyorlar, ben geldiğim zaman tekrar beni takip eder hale geliyorlar. Bizim onlarla öyle bir anlaşmamız var yani. Onlar gönlü da rahat anlaşması. Güzel. Bu arada sen jülyen doğramıyorsun. Bildiğin küp küp soğan doğruyorsun şu an. Evet. Soğanların da jülyen olması lazım abi. Bence bu kadar uzunluk bunlar yeter. Bunlar jülyen kalsın. Aynen. Bunlar da böyle kalsın. İstediğimizi atalım. Devamını kesmiyorum o zaman. Bunlar mı jülyen? Aynen. Tamam, bunları kullanırız. Soğanları böyle, hatta böyle de yan yan kesebilirsin. Ben de buradan anlıyormuşum bak. Sen yemekten anlıyormuşum. Ya, yemek yapmayı sever misin abi? Vallahi getirdim buraya çukurcuların hepsini var ya. Stajyer gibi çalıştırdın, gördüm. Yönetmen ya. Senarist nasıl çalışıyor burada var ya. Aa, kraldır. Gökhan abimi kral çok seviyorum. Ben gerçekten. De valla ama çukuru çok severim. Sürekli izlerim. Hani bir sonraki bölümlerde neler olacak direkt bu programdan takip ediyorum yani. Vallahi. Yani. Bak buna mutlu oldum şu an. Vallahi sağ olsun Gökhan abi bizi kırmadı. Bir daha gelecekmiş. Bu sefer sadece muhabbet yapalım dedi. Öyle mi? Evet. Sadece yiyelim diye. Ama işte fanları da her hafta al diyor adamı. Ne yapıyor? Her hafta onunla bir video. Olmadı bir ayda bir çek falan diyor. Fanları böyle yazıyor bana. Ha. Ayda bir abi diyor ya. Bir çukur videosu ayda bir olsun senarist falan diyorlar ya. Mi? Senarist için. Yani senarist şu an oyuncuları da geçti. Vallahi. Daha popülaritesi ilerliyor şu an. Sayemde deyip de biraz kızdırayım onu. Ben şaka yapıyorum. İnşallah bakalım. Abi gerçi bu arada diziye girdin de oradan gireyim. Senin takip ettiğin dizi Türk dizisi Çukur mu? Yani Çukur 3 saati geçmedikçe takip ediyorum. Ah. Çünkü televizyon sistemleri biraz orada ya. Temposu yavaş geliyor bana ama o tempoyu en iyi götürebilen dizi Çukur bana göre. Yani seviyorum Çukur'u. İzlemeyi seviyorum. Arada bir bakıyorum zaman oldukça. Onun dışında ileri tutturmuyorum yani. Amerikalılar çok iyi bu işte falan diye.
işini çok iyi yapan İspanyollar da var. Onları da takip ediyorum dizi konusunda. Yani İspanyol sineması daha da önde gidiyor hatta sinemada bence. Ama bence şimdi Gökhan Orzum'a yancılık yapacağım biraz ama haklı olarak yani. Mesela o dizi 60 dakika olsaydı çok iyi bir dizi. Yani şu anda da iyi. Türkiye'nin en iyi dizilerinden biri. Evet. 60 dakika olsaydı çok daha iyi olurdu o dizi. Yani benim bakış açım şu. Tabii ki de çok iyi olabilirdi. Zaten ben senaristine de güveniyorum. Evet. Oranın yapımcısına, koordinatörlerine, herkesine güveniyorum. Yani oradaki oyuncuya da güveniyorum. Çok iyi oynuyorlar. Ama şu kapıyı 3 dakikada açma. Yani bu evet. Kapıyı 3 dakikada açılmasın yani. Hızla tık tık git ya. Hani bizim anlıyoruz mesela. 5 dakika sonrasını ben anlayabiliyorum dizinin. Evet. Ya, o kötü oluyor. Beni şaşırtması her zaman daha iyi olabiliyor. Bir izleyici tarafından bunu söyleyebilirim. Onun dışında her şey zaten. Bir de dizinin içine klip sokmasalar değil mi? Aynen. Daha iyi. Sen de başladın ya. Şu an Gökhan abi daha gelmez artık. Daha gelecek mi bakalım. Ama eleştirileri kabul eden bir adam. Aynen. Çok böyle tahammüllü bir adam yani harbiden. Sinema filmi yapmayı düşünüyor musun abi? Düşünüyorum evet. Ben zaten 16 yaşımda başladım senaristliğe. Senaristlik olarak başladım ben. Yani skeçler falan da yazıyordum tiyatro olarak. Yani sinema... Kalsın bana. Sinema için daha da tecrübelenmem gerekiyor öyle söyleyeyim. Yani yetersizim şu anda. 6 senedir çalışıyor muyum bunun üzerine? Çalışıyorum ama yetersiz. Ben hiçbir eleştiri almayarak bir işi yapmak isterim. Sürekli eleştirmenlerden, işi bilenlerden fikir alırım. Yeri gelirim bu işin üstadları iletişime geçmeye çalışırım. Ne kadar iyi olacaksa o kadar iyi olmalı benim için. Yani bu mükemmelliyetçilik değil ama yani halkın o şekilde hak ettiğini, sinema sektörünün kutsal bir yer olduğunu düşünüyorum. O yüzden bekleyeceğim biraz daha yani. Mükemmelliyetçisin aslında. Olabilir. Değilim diyorsun ama... Olabilir. Çünkü ne yaparsan yap mutlaka bir kusuru olur. Mutlaka bir hatası olur. Yani onu da bence... Tabii onu da göz önünde bulundur. Göz önünde bulundur ve başla bence. O kadar da bekletme. Yani. Çünkü Türkiye'de gerçekten çok kötü işler var. Yani hani her şeyde bir emek var. Okey ona saygım var ama çok kötü işler de var. En azından iyi insanların, bu işte başarılı olan insanların o kötü işleri geride bırakacak şeyler yapması lazım. Yani sizin sahaya çıkmanız gerekiyor. Ya aslında şu şekilde eleştirebiliriz onları. Yani şu tarafından bakarsak da doğru. Evet kötüler var ama herkes aslında bir iş yapayım de oradan kazandığımla daha iyi yapayım diye düşünüyor. O yüzden çok da kötü diyemeyiz. Hani öyle bir girişim, bir kazanç üzerine sağlam. Yani üzerine daha iyisi gelmedi mi? Evet bu bir ticari. Evet. Bunun tamamen amacı ticari. Belli der kovarız yani siz izleyici olarak. Ama ilk işim ben günahının olmadığını düşünüyorum. Sosyal medya fenomenleri de herkes bir ilk işini yaptı sinemada. Bundan sonrakiler artık onlara bakacaklar. Ha. Onlar da ilk iş gibiyse tamam o zaman ticari dersin yani. Enes Batur ikinci filmi için sahaya çıktı. İlk filmini nasıl buldun? Vallahi ben şöyle Enes Batur'un benim üzerimden artık çok film yaptığını düşünüyorum. Ben nereye katılsam? Enes Batur soruluyor falan. Soru geliyor ve hani... Ama senin Enes'le galiba bir problemin de var. Benim problemim yok aslında. Aranız aslında bozuk mu? Yani yok hiçbir problemim yok. Aramız da bozuk değil. Ya bozukluk var ortada ama aramız değil. Hani bir de kendisiyle alakalı. Çünkü ne desem hep bir alınganlık, bir kompleksli halde. Benim çok işlerimi bozmaya çalışıyor Enes öyle söyleyeyim. Yani ne olur elimde bıçak var. Çok fazla ben olayım çabası var aslında çocukta. Hani ne olursa olsun sosyal medyada burası bir mecra, ortada bir pasta var ama onun bölündüğünü düşünme yani. O pasta sürekli kat kat artıyor, büyüyor aslında. İzleyiciler geliyor yeni yeni. O yüzden işini iyi yapan adamları böyle hani bunun işini önleyeyim de şu şöyle yapmasın, orada da ben olayım diye düşünürsen, herkesin işini engellemeye çalışırsan onunla çalışma ya, benle çalış. Ona niye ödül veriyorsun ya, bana ödül ver dersen bu iş artık biraz böyle imparatorlaşmaya doğru gider. Ne kadar imparatorluk yani Enes, anladığım kadarıyla Enes sen bazı işlerini mi engellemeye evet, çalışıyor. Çok fazla yani. Bu birkaç kişiye daha konuşuyoruz şu anda. Görüşüyoruz. O arkadaşlara da yapıyorum şu an. Hani şöyle söyleyeyim. Enes'in kitlesinde şöyle bir şey söyleyebilirim buradan. Şöyle bir şey sorayım ya da. Referandumda kime oy verir? Hani öyle bir soru değil de. Hani imparatorluk kurulacaksa benim de oy verebilir olması lazım. Hani daha eşit değiller. Evet. Hani biraz erken çabalamış. Sadece yeniliklere, eleştirilere pozitif yönden, objektif şekilde bakabilirse bizim onu seviyor olduğumuzu anlar. O çocuk iyi bir çocuk. Ama çok saldırgan bir çocuk alttan. O yüzden biz konuşuyoruz. Yoksa niye konuşalım? Bir derdimiz olmasa niye konuşalım? O şekilde bakalım yani. Şimdi sosyal medya fenomenleri film yapıyor falan buna biraz girdik ama Enes Batur işte ilk filmini yaptı. Şimdi ikinci filmini yapıyor. Bir de Kafalar bir film yapmıştı. Evet. Sence hangisi? Bir de Cumali Ceber işte Halil Söyletmez var. Bu üç filmden en iyisi hangisiydi sence? Allah Halil Söyletmez'i seviyorum. Ben hiç sevmiyorum. Sevmiyor musun? Bayağı bir kavgamız var onunla ya. Öyle DM'den bana yazıp duruyor yani. Öyle mi? Vallahi. Söyleyeyim Ali Söyletmez filmlerinde falan sürekli tokat attığı söylenir. Ya bu ne yapmacıklık sürekli filmlerde tokat atıyor falan da. Yani gerçekte de tokatçı bir arkadaşım. Hani fazla tokatçı. Hani benim de zamanda tokatlamışlığı var ama fiziken değil. Bunu zaten anlamışlardı. Evet. Yani. Vay be. Yani Ali Söyletmez'i beklemediğim seviyoruz. Bir hareket değil ondan. Ali Söyletmez'i seviyorum. Hani eğer
Yani işini çok iyi yapıyor. Eğer konu dolandırıcılıksa. Ya. Hani çok iyi yapıyor. Tokatlamaksa işini iyi yapıyor diyorsun vallahi. Bence de işini çok iyi yapıyor. O çok konuda arkadaşım sadece. Var hala. Faturasını falan ödeyemeyen çok arkadaşım var hala. Ya bir bakıyoruz onun şirketten çıkmış çocuğa iş ama parasını ödememiş falan. Bunlar ne kadar konuşulur böyle şeyler bilmiyorum ama çok gündem olacak sert sözler. Ama bilmiyorum hani gerçekten tanımak farklı bir de medyada tanımak farklı. O yüzden benim anlatasım geliyor böyle şeyler. Ya ben şeyim kendisiyle tanıştım. Bir iki yerde mecburi ortamlarda bulunduk. Birkaç söz verip hiçbir zaman sözünü tutmayan bir adam. Yani öyle problemleri var. Sonra seninle karşılaştığında aa abi nasılsın ya falan deyip hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor mesela. Hatta işte bir fenomenin evinde buluştuk yine işte kafalar ekibi vardı o vardı falan. Öyle denk gelmiştik. Hiçbir şey olmamış gibi geldi. Bayağı tokalaştı sarıldı falan filan. Ben de şaşırdım kaldım yani abi. Birçok şey olmuştu yoğun. Yani. İşi yoğun. Hatırlayamıyor ki kime tokat attı. Değil mi? Anladın mı? İşi yoğun çok fazla yapıyor bunu. Peki ya onun filmleri mesela hani tokatların efendisi diye geçiyor. Harbiden öyleymiş. Hani bir ile ikinci filmi arasında biri bana bir şey sormuştu işte iki film arasında ne fark ediyor. Ben çok fazla izlemedim yani böyle es geçtim hızlı hızlı geçtim genelde. Çünkü çok da beğenmiyorum biz sinematik hiçbir şey yok zaten. Bir ile iki arasında ne oldu dedim yani birinde kuma sıçıyordu diğerinde sıçmıyordu. Yani o kadar aradaki tek fark bu dedim yani. Kumunu değiştirmemişler. Evet yani hiçbir şey yok. Peki kafaların filmini nasıl buldun? Bence çok emek vermişler gerçekten. Çok emek vermişler. Yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalışmışlar. Ha, öyle bir film çıkmış. Ama film kötü diyemezsin yani. Film güzel. Çünkü bir film tadında bir film. En azından bir film. Yani kurallarına göre hareket evet. edebilmişler. Bence ikinci işleri tam istedikleri gibi olacaktır diye düşünüyorum. Ya onlar ilkinde 3 milyon bir şey koydular. 3 milyon geçeceğiz dedi Fatih. Ama 1 milyonu da geçemediler. Ya ben de o iş izlenir diye düşündüm açık söyleyeyim. Ben Gala'da izledim. Bana çıkışta sormuşlardı film nasıl olmuş diye. Dedim ki reklama film yerleştirmişler yani. Evet, aynen. Full reklam. Evet yani. Ama şey olarak yine de... tutmaya çalışmışlar. Hani şöyle bir şey var sosyal medyada. Ben o tarafı yani filmde reklam var diye kötüleyemem aslında. Çünkü biraz zorunda kalabiliyorsun. Niye? Ama çok çünkü, fazla değil miydi abi? Şöyle yani. Bir şey var. Olsun yani, da bu kadar olmasın. Doğru söylüyorsun. Mesela şimdi bir sahne var abi. Karşıdan insanlar geliyor saldırıyor. Adam cebinden şey bir gofret çıkarıyor. Ve o sloganı söylüyor yani bildiğin. O sloganla yapıyor bu ya, işi. Yani. Yapmak istemekle... Böyle bir replik yazılmaz ki. Bak yapmak istemekle abi sosyal medyanın tepkileri arasında böyle bir ikilemde kalıyorsun. Tamam. Ne? Kitle diyor ki ya reklam yapmayın. Ama evet. sonra da diyor ki sizi daha iyi projelerde görmek. Ama reklam şart tabii ki. Bu çelişki o kadar kötü bir şey ki şimdi zamanında insanlar DVD'lerini falan çıkartırdı. Bir şov düzenledikleri zaman, görsel bir şey düzenledikleri zaman. O ne olurdu? İşte binler satardı falan. O sen elde ettiğin yüksek meblağlarla istediğin filmi yapabilirdin. Ama şimdi sosyal medya, evet YouTube çok büyük paralar kazandırıyor diye konuşuluyor da yani film yapacak kadar değil ki. Evet. Yani film yapacaksan bunu bir reklamla, bir sponsorla bağdaştırman lazım. Yani o yüzden ben haklı buluyorum yani o yapılan sponsorluğu filmleri falan ya ama. Mutlaka yapılsın da çok fazla vardı. Evet azaltsaydı olabilir. Güzel çünkü ben filmi genelde beğendim yani. O yorumu da yaptım hatta Atakan'a da söyledim o konuda. Güzel yapmışsınız eyvallah güzel bir film. Yani beklentilerimin üstündeydi dedim. Çünkü benim beklentim yani sonuçta çok fazla yukarı tutmamıştım. Beklentilerimin üstündeydi dedim. Güzeldi eyvallah dedim ama diğer konuda da biraz eleştirdim yani. O reklam konusu beni rahatsız etti bir izleyici olarak. Doğru. Evet. Sonra diyelim ki ileride kendini ne olarak görüyorsun abi? Konu değiştiriyorum hemen. İleride kendimi ne olarak evet, görüyorum? Evet. Yani nerede görüyorsun? Muhtemelen yine fenomen olurum. Sen bayağı şey yaptın. Kahvaltı tabağı hazırladın ya. Kesin. Görsel zeka yani. Vallahi. Evet. Valla fenomen olurum yine yani bu kalıbın zaten bir kalıpta değilim de yani bu işin dışına çıkmak istemiyorum. Televizyondan da çok teklif geliyor. Maillerde sürekli bir televizyonla alakalı bir şeyler var ama bu bana şunu çağrıştırıyor. Ha zamanında biz o kadar uğraştık televizyon için. Evet. Bir yerlere gelemedik. Hep bir 10 bin kişinin arasında dönüyordu televizyon sektörü. Ha demek ki şimdi o 10 bin kişi artık sosyal medyanın bir yerlere gelebileceğinin farkına vardı. O yüzden ben bekleyeyim onlar geliyorsa gelsinler sosyal medyada bir şeyler yapalım tarafındayım. En sevdiğin YouTuber kim? Bizim usta kendini gösteriyor. Var mı YouTuber'lık? Var. Başlayacak. Başlayacak mısın YouTube'a? Evet. Tamam. Hatta benle birlikte yapıyor yani şu an. Öyle mi? Tabii birazdan videoya da girecek. Tamam, tadım en, kısmında. Ya en sevdiğim YouTuber yok aslında. Yani en sevdiğim diyemem yani. Hani bir kefeye koyamam. Diğerleri de arkadaşım çünkü. Hepsiyle geçiniyoruz ama burada bir isim söyleyemem. Peki en başarılı bulduğun YouTuber? Aynı şekilde. Cevabı aynı. Evet. Abi sevgilin var mı? Yok. Sevgilim yok abi. Ünlü sevgilin oldu mu? Ünlü sevgilim... Lan ne riskli sorular ya. Ben bu kadar tıkanacağımı beklemedim ha. Yok olmadı. Olmadı. Hiç gerçekçi olmadı ama yüz ifaden değil mi? Yani, İnandınız mı hadi oradan bakanla inandınız belki mı? Belki sevgilim vardı da benim haberim yoktu. Bilmiyorum. Wow. Bir tanesi vardı. Hayranım falan diye. Abi sen fenomenli
Gerçi sen anlattın yani, para için mi yapıyorsun yoksa işi sevdiğin için mi, eğlence için mi? İşi sevdiğim için. Yani şöyle söyleyeyim. Benim zaten belli bir kitlem var ve para kazanmak istesem ciddi anlamda büyük paralar kazanmıştım şu ana kadar. Ama hiç o yönünden bakmadım. Yani ne bileyim, para zaten geliyor ya. Yani şu devirde de özellikle bu mecrada da para kazanamıyorsan, para bence işin en basit noktası ya. Para kazanılır yani. Hani sen öyle zannediyorsun ya. Hayır, eğer bu işi yapıyorsan, YouTube işindeysen çok basit. Yani günden güne işte bir içerik bul yani. Ete oturdum diye video at yani, anladın mı? Hani bu daha çok ilgi çeker eğer konu para kazanmaksa. Yani atılır. Ete yani oturdum videosu çekiyor. Var bir kaç bir gün boyunca eti pişirdik ya diye video çekiyor adam YouTube'da. Bir gün boyunca eti pişirdik, tadına bak. Bir hafta boyunca cips yeme yarışması yaptık. Haftaya çıkan sivilceleri patlattık diye video yapıyor yani. Hani işte bunlar para. Zeka da aynı zamanda. Yani belki de zekadır. Evet. Peki gerçi biraz girdik o konuya. Peki evet. Fenomenliği insan, şu anda baktığımızda bütün fenomenleri bir kefeye alalım. Onlar para için mi yapıyor işi? Gerçekten onlar da senin gibi sevdiği için mi yapıyorlar? Şimdi bunları ikiye böyle, para için yapanlar var, para için yapmayanlar çoğunluk var. Sence? Yani insan çoğu mesela, aslında YouTube'da şimdi kötülüyoruz ama çok iyi içerik çeken insanlar var. Yani Haluk Tatar var, Başak Kablan var, Terkan Kara İsmailoğlu var, Barış Özcan var, bilirsin Barış Özcan. Barış Özcan'ı çok seviyorum. Full mesela, takipteyim yani. Diyemezsin ki adam para için yapıyor. Hani para için yapıyorsa da helal olsun yani. Para kazansın diyorsun bu adam ya. Bu adam mutlaka kazanmalı diyorsun yani. O fikirleri kazandıktan sonra her insan, izleyenler insan o saatten sonra para kazanır da hale geliyorsa o adam da para kazansın yani. Onu para kazanmak için yapıyorsa eğer çok iyi bir şey. Ama sadece para kazanmak için yapanlar bambaşka. Yani işte onlar da biliyorsun artık, dillendirmeyeyim. Alanını daraltarak. Doğru. Ya bu YouTube çevresi, fenomen çevresi de biraz şeye döndü. Şimdi ben magazincilik de yaptım. Arada yapıyorum falan. Yani o çevrede dönen kirli şeyler var, kirli işler var. İşte sanat dünyası dediğimiz dünya. Hı? Sanat değilim de ünlü dünyasında. Evet. Ünlü dünyasında o dönen çirkin olaylar, ben şu YouTube fenomenleriyle aynı ortama girdiğime bir baktım ki aynı şey orada da dönüyor. Aynısı. Vallahi yani yeni medya ya bu. Hayır. Çoğu zaten aynı şekilde o olaylar silsilesi onların izinden gidiyor yani. O ya böyle olmamalıydı falan diyorum ama oldu. Abi. Oldu, üzülerek. Sen de aramızdasın artık. Yani sayılır. Sen de sayılır. Ben şeyim ama bu konuda birazcık. Sen ama ünlülerlesin tamamen değil mi? Ünlülerle bazen sosyal medya fenomenleriyle de yapıyorum ama. Var mı sosyal medya fenomeni aldın bu programa? Bu programı almadım. Eski programımı aldım. Eski programını aldım. Evet. Bu programı hiç almadım. Buraya ilk fenomen sensin. Biz seni her iki kategoride değerlendirdiğimiz için. Nasıl her iki kategori? Hem sosyal medya fenomeni hem de sinemacı. Estağfurullah abi. Yani ondan dolayı bizim olacağım. Çünkü senaryo yazdığını, o tür işlerle ilgilendiğini, hatta yaptığın içerikler de mesela, soracağım o soruyu. İşte kırmızı koltuğa devam edecek misin mesela? Bence çok güzel bir içerikti. Yok Oğuzhan Uğur'a benzettiler falan filan diye. Sen onun için mi bıraktın? Yok, alakası yok Oğuzhan Uğur'a benzettiler. Bence de benzemiyordu yani. Yok, benzetebilirlerdi yani. Kesinlikle aslında aynı dalda olduğumuz için tabii ki benziyor. Ya şöyle diyebilirim ona. Şimdi kitle yeni izleyenler tarafından, beni aslında tanımayanlar tarafından söylenen ki sen daha önce vardın. Ben daha önce vardım. Evet. Cemket olayı zaten, o kırpma falan. Yani bizim 7 saniyelik yaptığımız şeylerde 7 saniyeyi videoyu nasıl sızdıracaksın? Evet. Cemket'le. Biz evet. Onu orada yapıyorduk. 7 sene önce yapıyorduk biz bunu. Ama bunu bilmeyenler, biraz da benim Instagram'da izlememiş olanlar tabii ki de bu oradan mı, sanki popüler kültür olduğu için mi acaba geldi hemen atladı diye düşünülmüş olabilir ama biz bir projeye başlıyorsak bunu 3 sene öncesinden tasarlıyoruz. Yani böyle bir şey yapalım diye. O öyle hemen gelişen, bir günde düşündük de yaptık gibi bir şey olmadığı aşikar yani. Onu biliyorsan öyle değerlendirmez. Peki kırmızı koltuğa devam edecek misin? Şimdi o tarzda yine o tatta bir şey gelecek. Aa, onu tasarlıyoruz. Çok iyi. Merakla bekliyorum. Tamam. Yine kırmızı koltuk gibi olacak ama bu sefer seyirci koymayacağız. Arkada gülen bir seyirci her zaman bir şüphe yaratıyor çünkü. Evet. Ben bir salonda gösteri yap. Adam çıkışta soruyor. O lafı soktuğun adam sizin ekipten değil mi diye. Yani iş artık oraya gelmiş. Yani, niyet oraya gelmiş. Her şey kurgu zannediyor. Yani. Evet. Herkes her şeyi bir kurgu zannettiği için. Ekibi kaldırdık. Tek başıma konuşacağım yani. Konuk alacak mısın? Yok. Konuk almayacağım. Yine tek koltuktayım. Tamam. Çünkü. Ben kamera arkasına ben geleyim. Aynen ya. Eve gel abi. İstediğin zaman konuşalım, sohbet edelim. Onu yayınlayalım. Ama o konsept içinde yok. Evet. Onun dışında başka projeler de düşünüyorum. Günlük hayatımdan kesitleri falan yayınlayacağım. Eğlenceleri, neler yaşıyorum onları göstereceğim. Yeri gelecek sadece bilgi çektiğim videolar olacak. Sadece bilgi verdiğim. Çeşitlendireceğim kanalı yani. O konseptler içinde de bir yerinde yine beraber oluruz. Et bitti. Daha bunlar var. Onları da mı kesin? Evet. Hepsini yapayım mı? Yiyeceğiz yani. Bu kadar aç insan var abi orada ya. Bak çocuk, bak nasıl, bak nasıl melül melül bakıyor. Ben de mi yardım etsem sana ya? Sen çok yavaş doğruyorsun ya. Hani sohbet olsun diye hızlanayım mı? Hem hızlar hem sohbet et. Aynı. Tamam. Yok, güzel de gidiyor yani. Güzel konuşuyor. Muhabbetin iyi yani. Eyvallah. Sevdim seni. Şey diyormuş. Yani sevmesen benim için sanki bir şey değiştirdi. Estağfurullah.
Kırmızı koltuğu konuştuk. Yeni projelerini konuştuk. Biraz anlattın. Şimdi sen biraz önce dedin ya, artık günlük hayatımda neler yaşıyorum, biraz onları çekeceğim. Öyle bir şeye zaten başladın. Evet, başladım. İlk bölümünü de çektin. Bu seri full devam edecek mi böyle, yoksa yine sıkılır mısın? 8 ay ara verir misin abi? Bilmiyorum ki, o benim ruh halime bağlı ama bu sefer öyle bir şey hissetmiyorum içimde. Çünkü ben içimden geldiği zaman video çeken, onun dışında ticari bir kalıba sokmayan birisiyim yani sosyal medyada. Bize anlatmak istediğin bir derdin var mı? Derdim mi? Evet, biz burada dert çözüyoruz. Sadece yemek yaptırmıyoruz. Valla buradan sonra çıkıp bir yerde anlatacağım bir derdim var. Şu an yemek yapamıyorum mesela. Yani bunu yapamadım. Bu bir dert. Bu bir dert oldu mu? Derdimi siz yarattınız. Hani çözüyordunuz lan? Yani kendiniz yaratıp kendiniz çözüyorsunuz. O da güzel. İdol aldığın bir kişi var mı? İdol. Evet. Kardeşim bu benim idolüm dediğim biri. Ricky Gervais olabilir. Başarılı bir insan. Louis C.K. başarılı. Yine böyle tek kişilik gösteri üzerinde. Onlar var şu anda düşündüğüm. Türkiye'de? Cem Yılmaz çok beğenirim. Akrabalığın var mı? Ustasıdır. Nasıl? Cem Yılmaz'la akrabalığın var mı? Yok, adam ünlü oldu, çok akrabası çıktı ama. Son dönemde adam şey olunca, patlayınca, şu benim akrabamdı aslında. Evet. Ben sırtına basmadan geldim falan. Ya sen mesela şey diyorsun, ben içerik yaparken eğitici bir içerik de yapayım. Yani insanlara bir faydası olsun. Tabii. Ama ben şu an YouTube'a baktığın zaman YouTube'daki içeriklerin yüzde kaçı insana faydalı mesela? Yüzde kaçı faydalı? Evet, yani çok böyle gördün mü? %80 var mı mesela? Şanssız. Ben söyleyeyim, aslında YouTube'un %100'ü faydalı. Ama izleyeceğin şeyi bulabilirsen, yani bu kişiyle alakalı. Yani aslında adamlar... seçtiğin listede kim varsa mı diyorsun? Onun %100'ü faydalı da olabilir, %100'ü faydasız da olabilir. Aslında şöyle, çok faydalı işler yapanlar o kadar fazla ki YouTube'da. Ama bunları bilmiyoruz ki. Öyle bir şeyimiz var. Şimdi Cem Yılmaz senin idolün Türkiye'deki. Yani idol olarak gördüğün isimlerden biri. Yani. Tanışıyor musun kendisiyle? Yok, onun hocam olduğundan haberi yok henüz. Evet. Uzaktan eğitim yani. Çok izlediğimi, çok severim. Yani şey, tanışma fırsatı bulmadın. Ya öyle bir şey denemedim yani, gerek duymuyorum açıkçası. Yani sonuçta ben de yükseliyorum, ben de işimi yapıyorum yani. Ama çok seviyorum yani. Biri sorarsa Cem Yılmaz senin için ne, bu işin atası derim. Kesinlikle. Etleri doğradın abi. Kötü mü oldu, iyi mi oldu? Yo, iyi, maşallah. Maşallah hocam, maşallah. Böyle doğradın. Tamam mı gittikçe? Ve şu an ocağımızı yakıyoruz. Evet, başlıyor muyuz? Yo, gelir birazdan. Şimdi etleri doğradık. Soğanı biraz daha doğrayacağız. Galiba havuç da doğrayacağız daha. Bak orada havuç var. Havuç doğrayayım mı? Evet. Buradaki her şeyi koyayım mı ben? Yok. Havucu koyacağız, soğanı koyacağız, biberi koyacağız. Biraz daha biber. Domates koyuyor muyuz onu bilmiyorum. Acaba soğuyacağız. Acaba bir ekvardiya yapmıyor. Şey yapalım. Her şeyi doğratıyor ya. Ya adamlar çok çalıştı akşama kadar, biraz yardım et diye yaptım. Şimdi şeyi çağırıyoruz, bizim ustamızı bir çağıralım. Ustamız bir gelip kontrol etsin. Tamam. İzzettin abi seni alalım. Küstü gelmiyor. Abi niye küstün ya? Abi bu taraftan alayım seni. Bu yapıyor zaten. Bize gerek kalmadı ki. Şimdi abi şunları doğradık. Abi çok iyi gidiyor. Böyle Julian Garçon'lar. Tamam. Evet. Yanlışlıkla öyle doğradık ama onu da koyacağız. Abi, doğramış yani, sıkıntı yok. Domatesi koymuyoruz zaten. Biliyorum. Domates koymuyoruz ha, tamam. Soğanı koyuyor. Ama biz sen... Bu adımda kalıyorum. Bırak şu işleri, gel abi. Sen beni test ediyorsun zaten. Yani, bayağı mülakattayım gibi. Öyle yani, öyle hissediyorum zaten. Bak ne güzel, kendi eliyle seçiyor. İkiş olarak gelebilirim abi. Yani. Şimdi ne yapalım o zaman? Ocağı yakıp etleri çevirmeye başlayalım mı? Ocağı yakayım, siz dökeyim mi? Tüpümüzü çok yavaş açmışsınız ya. Aynen, dökelim ya. Jaws sesi geldi. Ay bismillah. Bu olmuş ya, ben gideyim. Vallahi ya İzzettin abi o kadar koydu. Evde yemekleri yapıyor musun yoksa hep sipariş mi veriyorsun dışarıdan? Yo, evde yemek yapılıyor, ben de yapıyorum. Yemek yapmayı severim ama bu kadar detaylı girmedim yani. Ben yalnız mı yaşıyorsun? Yok, ekip. Ekimle ekip var, aynen onlarla yaşıyorum. Çok iyi, ekibiyle aynı evde. O zaman abi gece gündüz düşünüyorsunuz. Vallahi ne fikir bulsak, aynen. Ne yazsak, ne etsek değil mi? Kaç kişilik ekipsin? Nasıl? Kaç kişilik bir ekip? Net 4 kişiyiz. Akrabalarla birlikte 40'a çıkıyoruz yani. Evet. Diyorsun çok ki evim hiç boş durmuyor, mutfağım hep pişiyor falan. Tabii. Yani gönülden çalışmak isteyen arkadaşlarım çok fazla. İşi zevkle yaptığımız için, yani eğlenerek yaptığımız için çok fazla arkadaşım var çevremde yani. Her konuda yardımcı olabilecek. Yani gerçekten bir çıkar gütmeden seven arkadaşlarım var. Onlarla götürüyorum yaşamını. Ben de şey yapacağım o zaman ya, bir gün gelelim senin yaptığın yemeği yiyelim. Gel şimdi yiyeceğiz ama evde nasıl yapıyorsun? Evde mi nasıl? Evet. Evde oluyordu ya. Evde oluyordu. Evde anladığımız kadarıyla oynaya oynaya yapıyor abi. Buradan böyle bir efekt koyup çok iddialı. Ya döküldü, çok iddialı. Verdim yani. Yapacak bir şey. Abi bir insanda ilk dikkat ettiğin şey ne? İlk dikkat ettiğim şey ne? İnsanda. Evet. Böyle bir insanı gördüm. Bayağı böyle şey olarak mı? Tipoloji genel... olarak yani, başka türlü bazen mesela bazı insanları görürsün ya, şuna ben tekrar geliyorum baba. Dersin. Ön yargı da olabiliyor bazen bu.
Sen mesela ilk ne dikkat ediyorsun yani? Seni ne tip insanlar uyuz ediyor? Ne tip insanlar dikkatini çekiyor? Ben bir insanı nerede çözerim? Eğer öyle soruyorsan bir insanın gerçekten garsona sipariş verdiği anda test ederim ben. Bir insan garsona karşı nasıl davranıyorsa benim için o şekildedir yani. Ve genelde YouTuber'ların hatta ünlülerin açıklamadığı, sadece Gökhan Horzum'un böyle bir ara bir şey söylediği bir soru. Aylık kazancın ne kadar abi? En çok korkunç. Yani çok kazanıyorsan yanına işe gireceğim. Şöyle çorba kaynıyor diyeyim ya. Kazan da olsa. Abi yemeği, eti falan iyi gidiyor. Havuç devam ediyor muyuz havuç? Aynen havuç da pişecek diyorum. Şey kesilecek. Ama. Orada biraz yapmışlar. Bize göstermelik o aslında. Hani şu kadar olsun, şöyle olsun falan. Ben genelde bu tür yemeği iki ayrı tavada yapıyorum. Diğer tavada böyle sebzeleri falan pişiyorum. Bir de şunu sonra bunları birbirine karıştırıyorum falan. Biz de öyle mi yapsak acaba? Ben yoksa böyle mi yapsak? Aa havucu harbiden dikkat et yani. Ben yani. Kestiğim var yani oldu. Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz Murat Sakaoğlu sadece sosyal medyada değil, mutfakta da iyiymiş. Sadece... Tariflerin artıyormuş bak. Evin genel bölgelerini hesaplarsak, bütün odalarını, mutfakta iyi. Ev gezmesi yapacağız sana. Evet. Ama böyle mutfakta aniden iyi, gelsek gelir. Olur mu mesela? Aniden gelir ama... Yani Meriç gibi olmayan. Böyle bir şoka uğrar mıyız? Kardeş sen ne yaptın, bu ne ya falan. Meriç'te nasıl bir şoka uğradınız? Abi Meriç girdi çocuk içeri, sen bir uyandın. Ha, o kadar anlamsız o... baktın ki olaya. Bu anlamsız şey niye yaptın? Ama gerçekten hiç yani. Beklemediğim bir şeydi. Yani bir de en çok uzak durduğum bir nokta. Öyle bir yerde, o şekilde ve o konseptle kışkırtılmak gerçekten kışkırttı beni. Videonun sonunda asıl tepkilerimi verdim ona. Videonun başında da yani vermedim yani. Hani izlenmesin diye açıkçası. Wow. Öf. Abi ön yargılarımı yıktın. İzzettin abi ön yargılarımı yıktın. Ben geçen yapamadın ya dedim, bu tavada olmuyor falan dedim, kesin böyle ayak yapıyor. Yapamıyor falan ondan. Yıktın. Helal olsun. Ayakta alkışlıyorum çünkü oturmuyorum. Bak Halil Söyletmez'in filmleri gibi oldu. Replik aynen öyle. Ağzım sulandı. Vallahi abi güzel görünüyor ya. Kız burada. Abi. Onu yapmayacağım. Abi bir şey soracağım. Benim çok mutlu etti. Kısmet arıyorum programda. Programların sonunda diyor ki Mustafa ile tanışmak isteyenler Hasan Usta'ya gelsin. Hasan DM'den yürüyün falan diyor bana. Ben büyük olan kaç yaşında biliyor musun? Büyük olan kaç? 19. Kaç çocuğun var diye sor. Küçük olan? 5,5. Hatırlatma, psikolojim bozuluyor. Niye? Yengemden gıcık alıyorum. Yengemden gıcık alıyorum. Evet. 5,5 yaşına geldi, hanım muamele değil ya. 5,5 yıldır. Sende 6 tane var. 6 tane var. Sen çocuk kadro kurmuşsun abi sen. 7.'yi istiyor. Bayağı şey yani belli bir mekan açacak kendine. Hazırlıyor yani. Mekan kıdemli kıdemli. Evde boş zamanlarında böyle şeyler yapıyor mu? Kendine böyle parti havası falan. Yok vallahi hiç. Evin şöyleymiş abi. Ayakta, o ayaklı masalar adını unuttum. Ondan falan insanlar içeriye girince falan hemen kokteyllerini falan. Vallahi hiç öyle bir şey yok abi. Hiç yani alakamı var. Vallahi öyle hayal ediyorum ben. Geldiğimde acaba ne yaşayacağız? Sen al, senin evine geleceğiz. Ev gezmesi yapacağız. Olur gel. Bak söz verdin. Tabii ki. 4 bölüm var. 4 bölüm. İlk önce salon için gelirsin. 1. kat için. Vay vay. Ev o kadar büyükmüş bak. O benim evime biri gelse bir video çıkmaz. Zaten 60 metrekare yani. Fragman olsun. Evet, yani öyle bir girip bir çıkar yani. Benim ilk evim çok kötüydü ya. Yani rezildi yani. Hani sadece bir oda düşün. Oda da bile değil aslında. Bu şey var ya, belediye parklarının köşelerinde trafolar. Evim tamam. Onun gibi. Eyvallah abi. Şunu şuraya koyuyoruz. Tamam abi. Resmen patron yemin ederim çalıştırıyor ya. Evet. Bravo gibi ev küçücük. Amerikan mutfak. Amerikan tuvalet ama yani hani her şey bir odanın içine sığmış. İçerken televizyon izleyebiliyorsun yani. Hani anlatayım detayına dur. O kadar küçük bir evde dükkandan bozma. Önde böyle bir kepenk var. Sabah uyanıyorsun falan, öyle pencere değil. Bayağı kepengi kaldırıyorsun da bakıyorsun yani etrafa. Öyle bir evde yaşadım. Bu 2 senem falan benim burada geçti. Geliyor abi yemek. Yani adam geliyor. Diyor ki ben abi neler abi. Çeke çeke geldim diyor yani. Çok şey çektim. O yüzden sevgilim yok işte. Olmasın boş ver. Şimdi kapatacağız. Onu şuraya alacağız közümüzün kapat üzerine. Ama şeyi dur, elin yanar, oradan peçeteyle al abi. Bunu alamam değil mi? Bunu alamam. Yok şu peçetelerle alsan daha iyi. Birkaç tane çek abi. Şu an gelemiyorum, bana kablo bağlı. Ben de burada kusur bulma çabası içerisindeyim. Bunu yapmadı, bunu yapmadı demek için. Evet. Ve büyük buluşma. Sen de kaçık lan ya. Allah razı olsun. Sonra yardım etmedi sonra demesin lan. İyi iş yaptın yani. Elimizden bu geliyor yani. Evet, baharatlarımıza mı geçiyoruz usta? Abi
pul biber atıyorsun ve tuz atıyorsun. Pul biber. Pul biber. Pul. Havuz biberi. Pul biberi göster pul bakayım biber. Kardeşim. Pul biber. Hangisiymiş? Bu. Bu. Kırmızı olanından. Evet. Belli acı yemiyor. Yeterli mi hocam? Yeterli baba. O baharat ne? Neydi karışık baharat? O, ne var içinde? Baharatın. Ne var içinde abi? Nedir ama bu? Baharatı aracın yok değil mi? Yok yok. Ne bu? Adı ne bunun? Ustanın özel baharatı. Özel baharat. Ustanın özel baharatı. Böyle de sır vermezler ya. Yani. İşte böyle oluyor. Kendi yetiştiriyor. Maydanoz bu. Falan süslemeyi düşünüyor. Evet yapacağım. Şimdi bundan atayım mı? Ne olduğunu harbiden bilmiyorum. Ha bir dakika biraz önce dalga geçer. Toz biber dediniz, pul biber dediniz. Biraz da kiremit tozu atıyoruz. Atayım vardı. Getirmişler. Tuzu atmıştım. Tuza evet. Gerek yok herhalde. Maydanozu buradan vereyim mi? Daha bahçeden topladık. Yeme de yanında yat. Bence ye. Pişmemiş gibi ya. Aa, pişmemiş. Pişmemiş. Harbi mi? Nasıl pişmemiş? Neyse seyirci yemeyecek ya. Yutmaya çalışıyorum. Ben tadına baktım. Sen de bak bakayım doğru mu yorum yapacaksın yoksa söylemeyeceğim. Yorumumu söylemedim. Abi şimdi puan verelim önce. Dur bir dakika abi. Önce puan verelim. Evet. Temizlik. Temizlik. 10 üzerinden kaç? Abi. İyi çalışıyor mutfakta. Bir kere bunu tertemiz yapsaydı kızardı. Aa. İyi o zaman. Arkandan konuşuyor. Erkek adam mutfakta pasaklı olacak ki karısı bir daha mutfağa sokmasın. Ha. Olay olay. Demek ki onun için annem bana bu aralar yemek yapma diyor. Ekmeğe bekliyorum abi. Ekmek olmadan tadına bakamıyorum ya ben. Ekmeği kim getiriyor öyle abi? Mi? Gönderdim geliyor. Tadına bakamıyorum diyorsun da götürüyorsun şu an ama. Nasıl şu an tadı? Yedin artık. Dur şeye de baksın ya. Murat bir bak tadına. Kendi yemeğinin tadına. Ben en son yorum yapacağım. Ben tadına baktım. Şimdi gayet iyi yapmışım yani. Buna da eh diyorsan. Ekmek ver Ayhan Usta. Abi artık elle yiyor. Zaten bana getirmemiş onlar çok güzel. Abi yemek işte çatalla yenir mi ya? Sen Paris'te mi büyüdün? Ben çatalı sana getirdim baba. Bak ben elle yiyorum. Ben şöyle bir alt üst yapıyorum onu. Evet. Kendi yemeğini çok sevdim. Çok ama soğanın muanın her şeyi mükemmel. Ben biraz da tuzlu seviyorum. Ben pişmez diye bekledim ama pişti. Şu an yiyoruz ha. Tadına falan bak. Gencecik adam da seni gömdü ya. Estağfurullah. Ne zaman? Daha ne diyeyim ya. Abi bu hep böyle fenomenleri ünlüleri getiriyor. Niye biliyor musun? Fenomen. Beceremezsinler diye. Beceremezsinler olay olsun diyorum ama hepsi beceriyor. Abi olay ama var. Gelirken diyor ki ben hiç yemek yapmadım diyorlar. Sonra getiriyoruz koyuyoruz pıstık bir yemek yapıyoruz. Evet. Ağzın yanar bak Süleyman. Altında alev var. Bu şu an tadımlık. Yani tadına bakıyor. Şu tarafı yok yemeği yani. Nasıl hocam? Böyle konuş abi. Bunu nasıl çektirdi var ya çok güzel yedi ya. Güzel mi hocam? Tabii ekmekle süsle şöyle. Ekmekle süsleyeyim. Bırak onu. Ağzına ne? Soğutarak iyi baba. Abi dikkat edin onun ağzı yanmıyor bak. Ne diyorum baba ben? Noktayı koydum abi. Şimdi sana daha önce yürüyen kızlar çoktu değil mi? Kız çocuğu. Kızlar çoktu değil mi? Şimdi daha çok yürüyecekler abi. Çünkü 10 üzerinden kaç? Yemek yapan erkekleri hanımlar çok seviyor. Ben 10 üzerinden. Ama sürekli hale getirirsek değil mi hocam? Evet. Yani programlara katılırsak sadece pek sevmezler. Yani baba ya. Yapmıyorum ümitlenmeyin. Baba gel hele gel. Can Akyüz'ü çağırıyoruz sahneye. Can abi şöyle bir tadına bakar mısın? Abi bu da kanımda özel herhalde ha. Ben bir şey söyleyeyim ki çok güzel olmuş ya. Yani daha iyisi tabii ki sizi yapıyorsunuzdur ama ben beğendim yani. Bir de ben sabahtan belli aldım baba. Herkesi doyurdum ben seni bekledim. Abi baksana ya. Oh. Ağzım yoruldu. Kapatmam gelin ya. Gelin kapat koş. O zaman vedalaşalım kapat abi. Şey bir dakika 10 üzerinden kaç ver onu söylemedim. Ben 10 üzerinden 10 verdim ya. Harbi mi? Net. Şaka yapıyorsun. 10 üzerinden 10 mu? Bak. Tam istediğim gibi domatesle. Bir önceki konuklarımız sana yazacaklar. 9.9 veriyordun. En yüksek puanın buydu. Buna 10. Bir de adamın üzerine bir de yakışıklılık koydu. Yani aşkımı katmadım. Direkt yakışıklılığımı katmadım. Evet. Olay bitmişim.
Abi sen kapan, ben yiyeceğim. Murat'cığım çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek. Bizi kırmadın, geldin. Sinema filmi ki. Evet, videomuzun sonuna geldik. Biz yemeği gömeceğiz. Siz de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.